ki işlerin düzelmesine faydalı olur. Yani birdenbire mucizevi bir şekilde Türk-Amerikan ilişkileri işler düzeldi şeklinde algılanamayacak bir şekilde bozuk. Yani Brunson sadece iceberg'in gözüken ucuydu. Yani ortada daha ciddi, tabii ki Brunson'ı aşan çok daha ciddi sorunlar var bu ilişkide. Fakat şöyle bir mesele var. Türkiye'de yargı bağımsız değil ve Amerika bunu biliyor. Sadece Amerika değil, bütün dünya biliyor Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını. Dolayısıyla Türkiye şimdi bir üst mahkeme buna baktı ve karar verildi ki bu adam artık bırakılabilir, serbest bırakılabilir dediğinde Türk yargısı buna karar verdi demeyecek dünya veya Amerika. Ne diyecekler? Tayyip Erdoğan pes etti diyecekler. Tayyip Erdoğan nihayet anladı ki Amerika ile bilek güreşini kazanamıyor diyecekler. Dünyanın algılaması bu. Algılama da kendi gerçeğini yaratıyor. Bugün kimse, CHP'nin de bunu bilmesi gerekiyor, Türkiye'de yargı bağımsızdır diyecek bir konumda değil. Dolayısıyla bu adam, bu rahip serbest bırakılırsa bu teknik, hukuki adalet sürecinin sonucu değil, Türkiye'nin siyaseten pes etmesi anlamına gelecektir. O nedenle Tayyip Erdoğan buna kolay kolay yanaşmayacak ve o nedenle bu kriz maalesef bence kolay kolay atlatılamayacak.